Bu videoda hipertrofik kardiyomiyopatinin patogenez ve tanısından bahsedeceğiz. Detaylara girmeden önce size kalbin normal fizyolojisini göstermek istiyorum. Basit bir şekilde çiziyorum. Kardiyak döngünün iki önemli evresi olduğunu biliyoruz. Diastol ve sistol. Bu evrelerde neler olup bittiğini, karıncıklarda neler olduğunu inceleyerek açıklayacağım size. Karıncıklar kalbin alt kısmında yer alan odacıklardır buradaki kaslarda ve kanla ilgili neler olduğundan bahsedeceğiz. Diastol sırasında kaslar gevşeme halindedir. Kasların gevşemesi, karıncığın genişlemesini ve kanın karıncıklara dolmasını sağlar. Sistol sırasında ise kaslar kasılı durumdadır ve bu da kanın karıncıklardan atılmasını sağlar. Çizime baktığınızda bu kalbin size ait değil, karşınızda duran birine ait olduğunu düşünmenizi istiyorum. Başka bir deyişle çizimin sol tarafı karşınızdaki insanın kalbinin sağ tarafı, çizimin sağ tarafı ise karşınızdaki insanın kalbinin sol tarafı olacak. Şimdi sağ kulakçıkla başlayalım ve buraya kan dolduğunu düşünelim. Sağ kulakçığa gelen kan vücuttan gelmektedir. Sol kulakçığa dolan kanı ise kırmızı ya da pembe ile çiziyorum. Çünkü bu kan akciğerlerden gelen oksijenlenmiş kandır. Kardiyak döngünün ilk evresi olan diastolde, az önce de söylediğim gibi karıncık kasları gevşeyecek, bunun sonucunda kan kulakçıklardan karıncıklara doğru çekilecek ve karıncıklar kanla dolacaklar. Bu noktada kulakçıklarda kan kalmadığını, kanın karıncıklara dolduğunu fark etmiş olmalısınız. Bu diastol olarak adlandırılan evre. İsterseniz bir de sistole bakalım. Sistol sırasında kasların kasıldığını söylemiştik. Kasların kasılması, karıncıkların daralmasına sebep oluyor ve bu da kanın karıncıklardan dışarı atılmasını sağlıyordu. Bu evrede kulakçıkların kanla dolmaya başladıklarına da dikkatinizi çekmek istiyorum. Karıncık kaslarının kasılması sonlandığında yani sistol bittiğinde diastol yeniden başlar. Karıncık kasları gevşer. Evet şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Bu kaslar gevşemeye başladıklarında kan yeniden karıncıklara dolmadan karıncıklardaki kanın tamamının boşalmadığını görüyorsunuz değil mi? Bakın, sistol sonunda içeride bir miktar kan kaldı. Kalpten çıkan kanın, bu kısımdaki kandan bahsediyorum, içeride kalan kana oranı ejeksiyon fraksiyonu olarak adlandırılır. Ejeksiyon fraksiyonu. Normal ejeksiyon fraksiyonu %55 ile 70 arasındadır. Ejeksiyon fraksiyonu, sistolik fonksiyonları ölçebildiği için son derece önemli bir değer sistolik fonksiyon derken kalbin ne kadar kasılabildiğinden bahsediyorum. Yeniden diastole geçtiğimizde kaslar gevşiyor, karıncıklar kanla doluyordu. Kardiyak döngü bu şekilde durmadan devam eder. Kalbin normal fizyolojisini gördüğümüze göre şimdi hipertrofik kardiyomiyopatinin patogenezine göz atabiliriz. Kardiyomiyopatinin kalp kası hastalığı anlamına geldiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Kardiyo kalp, kas. Ve pati de hastalık anlamına gelir. Bu yüzden hiper, hipertrofik, affedersiniz söyleyemedim, hipertrofik kardiyomiopatinin patogenezinin ilk aşamasında kalp kasında bir problem ortaya çıkar. Hipertrofik kardiyomiopatide bu problem, kas hücrelerinin proteinlerindeki genetik anormalliktir. Bu proteinlerin bazıları, proteinlerdeki anormallikler diyelim, kasların düzgün bir şekilde kasılmasına engel olurlar. Kalp kası kasılması gereken kuvvette kasılamadığında kasılmada yaşadığı problemi hipertrofi ile telafi etmeye çalışır. Hipertrofi hücrelerin büyümesi anlamına gelir. Size hemen çizim üzerinde göstermek istiyorum. Normal kasları turuncuya boyuyorum. Bu hasta oldukları anlamına gelir. Hasta kas kasılması gerektiği gibi kasılamadığı için kas hücreleri büyümeye başlar. Zaman içerisinde az önce söylediğim gibi düzgün kasılamamayı telafi etmek için de bu kasın neredeyse tamamı bu şekilde büyür ve kas böyle bir görünüm alır. Ek olarak hipertrofik kardiyomiyopatiye özel bir durumdan da bahsetmek istiyorum. Karıncıklar arasındaki duvar yani septumun asimetrik olarak büyümesi. Evet, bu duvardaki hipertrofi dış duvarlardaki hipertrofiden çok daha şiddetlidir. Kas duvarlarındaki hipertrofi iki önemli probleme sebep olur. Birinci problem, duvarların bu şekilde büyümesi ya da genişlemesi de diyebiliriz, kalbin odacıklarının küçülmesine neden olur. Bu aradaki açıklığın yani karıncığın küçüldüğünü görüyorsunuz değil mi? Karıncıkların küçülmesi, kalbin düzgün bir şekilde dolamaması anlamına gelir. Kalp dolması gereken şekilde dolamaz, yani alması gereken kan hacmini alamazsa, kalpten dışarı pompalanan kanın hacmi de olması gerekenden düşük olur. Problem, kalbin dolması sırasında ortaya çıktığından, yani diastol sırasında ortaya çıkan bir problem olduğundan, bu durum diastolik kalp yetmezliği olarak kendini gösterir. Bu anlamda durumun restriktif kardiyomiyopatiye benzediğini söyleyebiliriz. Ama hipertrofik kardiyomiyopatide gözlemlenen, bu hastalığı oldukça tehlikeli bir hastalık yapan ve az önce bahsettiğim ikinci bir problem daha bulunur. Bu problem kalbin çıkış yolundaki aralıklı tıkanıklık denen durumdur. Bundan aralıklı çıkış obstrüksiyonu ya da blokajı olarak bahsetti bahsedildiğini de daha doğrusu duyabilirsiniz. Ne anlama geldiğini de hemen açıklamak istiyorum arkadaşlar. Şu çizime geri dönelim. Evet. Bunun anlamanıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Septumun hipertrofik olduğunu söylemiştik. Bu kısımdaki büyüme ya da genişleme sol karıncıktan çıkış yolunu da etkiler. Kalbe normal olarak gelen kan aorttan çıkar ama bu kısım daralırsa tıkanıklık meydana gelir. Tıkanıklığın aralıklı olması kalbin kardiyak döngünün evrelerinde ne kadar kuvvetli kasıldığı ile alakalıdır. Bir bireyin hipertrofik kardiyomiyopatisi olduğunu düşünelim. Bu birey egzersiz yaptığında nabza artar. Nabzın artması diastol yani kalbin kanla dolması için geçen süreyi kısaltır. Kalbin kanla dolması için geçen süre kısaldığında bu kısım olması gerekenden de dar olur. Bu sebeple aralıklı tıkanıklık görülür. Aynı bireyin nabzı normalken kan normal bir şekilde dolar. Bu kısım biraz daha geniş olduğundan çıkışta daha iyi olur. Durumun aralıklı tıkanıklık olarak adlandırılmasının sebebi budur. Bu iki problemin aynı anda ortaya çıkması sonucunda, Hipertrofik kardiyomiyopatinin belirtileri de gözlemlenmeye başlanır. Belirtileri demişken hipertrofik kardiyomiyopatinin tanısının nasıl konulduğundan da bahsetmek istiyorum. Tanının ilk aşaması hasta hikayesi ve fiziksel muayenedir. Bunu H ve F olarak not ediyorum. Hipertrofik kardiyomiyopatide ilginç olan şey hastanın asemptomatik olması yani herhangi bir belirti göstermeme olasılığı olmasıdır arkadaşlar. Belirti gösteriyorsa bu belirtiler arasında nefes darlığı ya da disipne, bayılma ya da senkoptur. Bu arada hipertrofik kardiyomiyopatinin ani ölümle de sonuçlanabileceğini eklemek istiyorum. Hipertrofik kardiyomiyopati asemptomatik olabileceğinden, eğer bu belirtilerden herhangi biri gözlemleniyorsa, bireyin vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına görünmesi gerekir. Tüm küçük çocuklarda kalp steteskopla dinlenerek hipertrofik kardiyomiyopati taraması yapılır. Hipertrofik kardiyomiyopatide kalpte çok belirgin bir üfürüm duyulur. Bu üfürüm sistolik ejeksiyon üfürümü olarak adlandırılır ve Valsalva manevrası ile artış gösterir. Biraz daha ayrıntılı açıklamak istiyorum bunu. Sistolik ejeksiyon üfürümü sistol sırasında kalp, daha doğrusu kan kalpten atılırken duyulan normal olmayan bir kalp sesidir. Sistol sırasında kalbin kasıldığını ve kanın kalpten dışarı atıldığını hatırlayın. Septumun sebep olduğu tıkanıklık yüzünden sol karıncığın kan çıkışı türbülanslı olur ve bu da steteskopla duyulabilen bir ses çıkarır. Valsalva manevrası ile artış göstermesine de değinelim. Valsalva manevrası ıkınmaya benzer ve bu manevra sırasında kalbe daha az kan gelir. Bunun sonucunda bu odacık küçülür. Az önceki aralıklı tıkanıklığı hatırlayın. Bu odacığın küçülmesi tıkanıklığı şiddetlendiriyordu. Valsalva da bu kısmın küçülmesini sağladığı için tıkanıklığı ve dolayısıyla türbülanslı kan çıkışını arttırır ve sonuç olarak üfürüm şiddetlenir. Muayene sırasında çocuklarda sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur ve üfürüm valsalva ile artarsa çocuğun hipertrofik kardiyomiyopati taramasından geçirilmesi gerekir. Hipertrofik kardiyomiyopatinin ani ölüm gibi son derece ciddi sonuçları olabileceğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Bundan sonraki aşamada rutin testler yapılır. Rutin test dediğimizde aklımıza laboratuvar testleri gelir. Ancak hipertrofik kardiyomiyopatiye özel bir laboratuvar testi olmadığı için bu aşamayı atlayacağım. Bundan sonra göğüs röntgeni çekilir. Bunu da GR olarak not ediyorum. Hipertrofik kardiyomiyopatide göğüs röntgeninde herhangi bir anomaliye rastlanmaz. Aynı durum elektrokardiyogram ya da EKG içinde geçerlidir. Bunlardan sonra ise bazı özel testler yapılır. Hipertrofik kardiyomiyopati için en önemli olan test ekokardiyogram yani ekodur. Eko kalp ultrasonudur ve bize kalınlaşan septumun sol karıncık duvar kalınlığına oranını verir. Bu oran septumun kalınlığının sol karıncığın duvar kalınlığına oranıdır. Hipertrofik kardiyomiyopatide bu oran büyümeye başlar ve ekoda 1,3'e 1'den büyük bir değer elde ederiz ekokardiyogramdan böyle bir sonuç alındıktan sonra sıra tanı koyucu testlere gelir. Bunların ilki genetik testlerdir. Hipertrofik kardiyomiyopatinin kalp kası hücrelerindeki proteinlerdeki anormalliklerden kaynaklandığını söylemiştim. Bu anormallikler kan testleriyle tespit edilebilir. Tanı koyucu testlerin ikincisi kalp kasına uygulanacak biyopsidir. Bu test hipertrofik kardiyomiyopatiyi teşhis etmek için gerekli değildir. Ancak Miyofibriler organizasyon bozukluğu adı verilen durum hastada gözleniyorsa eğer bunun teşhis edilmesini sağlar. Yani miyofibriler organizasyon bozukluğunun teşhisini sağlar. Bu bulgu mikroskop altında gözlemlenebilir. Kas hücrelerinin normal olarak doğrusal yani yan yana bir dizilimleri olduğunu biliyoruz. Hipertrofik kardiyomiyopatide kas lifleri farklı doğrultularda dizilmişlerdir. Kas liflerindeki bu düzensiz dizilim kasın kasılma kapasitesini düşürür. Hipertrofik kardiyomiyopatinin bir kalp kası hastalığı olduğunu biliyoruz. Kas hücrelerindeki genetik bir anormallik sonucu, miyofibriler düzende bozulma ortaya çıkar ve bu da kalbin kasılma kapasitesini düşürür. Bunun sonucunda da hipertrofik kardiyomiyopati belirtileri gözlemlenir. Belirtiler steteskopla dinlenebilirken, tanı için en etkili test ekokardiyogramdır. Ekokardiyogramda septum kalınlığının sol karıncık duvar kalınlığına oranı normalden büyük çıkar.